Arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhaba. İzmir'de güzel güneşli bir günde şu anki hedefimiz İstinye Park. Oraya giderken sizlerle birlikte de bu anıları paylaşmak istedim. O yüzden kaydı açtım. Hemen kısaca gitme sebebimizi söyleyeyim. GoPro'yu ve o Insta 360'ı aldım. Yani kardeşim aldı Kanada'dan. Getirecek önümüzdeki hafta. Fakat sonra bir şey öğrendim. Yani bu da benim cahilliğimle alakalı tabii ki. Yani o ekipmanları kaldırabilmesi için daha güçlü ve kuvvetli bir bilgisayara ihtiyacımız varmış. Yani benim şu an halihazırda kullandığım bilgisayarlarım buna yetmeyecek. Ondan dolayı bir laptop bakmaya gidiyorum. Bir fiyat karşılaştırması yapacağım Kanada ile burası arasında. Orada kredi kartına taksit olayı yok. Buradaki durumlar nedir? Buradan mı alsam daha mantıklı, yoksa orası mı daha iyi olur? Onunla alakalı ufak bir karşılaştırma yapmaya gidiyorum. Giderken de sizleri de yanımda götürmüş olayım bugün. Geçen hafta çok tatlı bir olay oldu. Bir abimiz, kanalımızı takip eden Kimco Downtown 250i'yi aldı. Ve alır almaz sağ olsun bana yazmıştı öncesinde ve onunla böyle bir görüşme gerçekleştirdik. İlk sürüşümüzü de birlikte yaptık. Çok keyifliydi. O anları kayda almadım. Hata ettim belki de. Sizlerle paylaşmak keyifli olurdu. Ama elimizde imkan oldukça, müsait oldukça biz yani bana yazarsanız size bu konuda eşlik etmek isterim. Ben de çok zevk alırım bu konuda. Ondan dolayı istediğiniz zaman her konu hakkında bana yazabilirsiniz. Maillere biraz geç dönüş yapıyorum bazen. Bu da işte bu süreçlerdeki biraz yoğunluğumdan kaynaklanıyor bu sürelerdeki. Ama yavaştan ondan da kurtulmak üzereyiz. Yoğunluğumuz da azalıyor. Daha rahat olacağız inşallah. Şimdi Göztepe'den aşağı doğru sallanıyoruz. Standart cumartesi trafiği. Buradan aşağısı kilit. Yanlış bir yol seçtim. Şu an farkına varıyorum. Evet, berbat kilit hem de. Burası bizi iyi kilitler. Sohbet ederiz büyük ihtimalle. Şimdi abimiz de motoru aldı. Biliyorsunuz yeni noddle ekranlı geliyor artık. Ekranımız değişiyor. İnceledim. Biraz bakma fırsatım oldu. Hatta onun telefonunu birlikte bağladık oraya. Sonrasında ne yaptığı hakkında fikrim yok. Yine yakın bir zamanda görüşürüz diye düşünüyorum. Belki bugün bir birlikte sürüş yapabilirdik. Ama programımız uymadı birbirine. Ondan dolayı başka bir gün attık. İzmir'de de havalar şu an zaten motor sürmeye gayet müsait. Ondan dolayı acelemiz yok. Kendi hikayesini belki dinlemek istersiniz. Çünkü o da çok büyük emekler sarf edip aldığım motora sahip oldu. Ve ilk yani o gün biz totalde birbirimizden ayrıldığımızda 45 kilometreye yakındı. 45 kilometrelik bir deneyimi vardı. Hani ben ona sorduğumda ne hissettin abi dediğimde eskiden bu arada motor tecrübesi çok fazla olan bir abimiz. O bayıldığını söyledi. Yani bu paraya dedi alabileceğim en iyi makineyi aldım dedi. Bir de farklı bir şey de denemek istiyormuş. O da Kimco oldu. Memnun da kaldı. Umarım satış sonrasında da bir sorun yaşamayacak. İzmir Doğan Trend çünkü bu konuda başarılı. Diğer şehirlerde bazı şikayetler bana da yazıyorsunuz görüyorum. Ama İzmir'le alakalı biz herhangi bir sorun yaşamadık açıkçası. Kusura bakmayın. Ondan dolayı şu an süreci de takip ediyorum. Yeni alan arkadaşlar da diledikleri zaman bize yazabilir. O abiyle de konuşmamızda birlikte grup sürüşleri yaparız. Keyifli bir zaman geçiririz diye bir diyalogumuz olmuştu. Bizim de böyle bir talebimiz var. Onun dışında bazı şehir dışında yazan arkadaşlarımız kendi şehirlerine davet ediyorlar sağ olsunlar. Bizim şöyle bir organik bir kanalımız oldu. Abone sayımız tabii ki az. İzlenme sayımız görece az. Bir başka kanallarla kıyasladığımız zaman benim için yeterli. Ve izleyen arkadaşlarımızın geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Ya bundan dolayı da şimdilik mutluyum. Görüntü kalitemizi ve ses kalitemizi arttırdığımız zaman sanıyorum ya da yeni içerikler bulabildiğimiz zaman kanalımız daha da gelişecek. Daha önce birkaç kere söyledim, yine hatırlatayım. Bu kanalı biz maddi bir amaç güderek açmadık. Yani bu bizim bir gelir kapımız olsun diyerek açmadık. Olsa ne mi olur? Kötü olmaz tabii ki. Niye kötü olsun?
Ama illa da bu olsun diye dediğimiz bir durumumuz söz konusu değil. Ondan dolayı para kazanma gayemiz olmadığı için kanal organik ilerliyor. Bu da açıkçası bana keyif veriyor. İstediğim şeyleri bir baskı altında kalmadan rahatça konuşabiliyorum. Sizlerle paylaşabiliyorum. Hani belki yeri gelir küfür bile ederim. Yani silmem bunu, hani sakınıp silmem. Hani acaba takipçi kaybeder miyim, öyle olur mu? Ya yani bunu söylersem insanlar yanlış anlar mı diye böyle bir tribe girmem açıkçası yani. Şimdilik süreç böyle devam ediyor. Biz alemimizden memnunuz. Umarım bizi takip edenler de memnundur. Tabi bazı şikayetler alıyorum. Hala bu görüntü ve sesle alakalı. Mesela bu videoda şu an canlı ses kaydı yapıyorum. Büyük ihtimalle biraz sesimiz kötü çıkacak. Ondan dolayı sahili tercih etmedim. Yani bu alt yollardan gidersem daha rahat bir ses kaydı oluştururuz diye. Ondan dolayı buradan gidiyoruz şimdi. Trafikte bir hayli var. Yaptığımız uygunsuz hareketler. Evet, neyse. Şimdilik şöyle idare edelim. Bir de şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Bugün Göztepe'nin maçı var. Statta bu yönde. Ondan dolayı muhteşem bir trafiğin içine girmiş bulunuyoruz. Ben biliyor muydum maçın olduğunu biliyordum. Neden böyle bir şey yaptım onu bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Gideceğiz bir şekilde. Bakacağız. Bakacağız. Artık hayatımızda biliyorsunuz sosyal medyanın gücü, internetin verdiği bazen konfor, bazen sıkıntı. Bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için kimi zaman muhteşem kolay bilgiye ulaşabilirlik olsa da bazı zamanlarda da kötü, uygunsuz içeriklerle de karşılaşabiliyoruz. Lütfen siz de bu konularda hem kendiniz için hem de çocuklarınız için sosyal medyayı ve interneti mümkün olduğunca uygun içerikleri takip ederek bilgi almaya yönelik kullanmaya gayret edin. Dolandırıcılar, bu influencer dolandırıcıları, ondan sonra bir de şey var tabii. Daha az çalışıp kendine yatırım yapmayı düşünür müsün? İşte birikimlerini bu şekilde değerlendirmeyi düşünür müsün? Bence düşünmeyin. Öyle bir para yok. Tabii kandırıldığınız zaman hani bunun geri dönüşü olmuyor da böyle bir para yok. Olunca da o insanların nasıl yaptığına baktığınızda altı kesinlikle dolu bilgiler vermiyorlar sizlere. Biz biliyorsunuz hani daha önce söylemiştim, Amazon'dan satış yapıyoruz. Bu bizim sektörle alakalı da çok fazla var. Çok fazla insanın parasını çaldılar. İşte biz şöyle satış yapıyoruz, böyle mağaza danışmanıyız. Size bunu yapacağız, size şunu yapacağız. Şu an tabii halkımızda mevcut ekonomik koşullardan dolayı kolay parayı ya da dolarla para kazanmayı hep hayalini kurduğu için bu tarz tuzaklara düşmek daha kolay oluyor. Cebindeki 5.000 lirası, 10.000 lirası, 100.000 lirası neyse ondan da oluyor. Bundan dolayı daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim sizlere. Böyle bir para yok. Olursa ben bir gün size söylerim. Hani kendim kazanırsa böyle basit bir şekilde. İnanın söylerim yani, paylaşmaktan çekinmem bu konuyu. Çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Çalışmadan olmuyor yani. Kim varsa çevremizde, tanıdığımız, eşimiz, dostumuz, herkes tırmalayarak bir yere gelmiş. Tırmalamadan gelenlerle de zaten hani genelde çok böyle sık irtibat kurup devamlılığını sağlamıyoruz. Herkesin bir işi gücü var. Nasıl para kazandığı belli. Ondan dolayı kolay para olayı yok. Ha, şunu da söylemekte fayda var. Bu ülkede kolay para kazanan çok fazla kişi de var. Ha, onların da çoğu dolandırıcılıkta işte. Sonlarının akıbetlerini kendiniz görüyorsunuz televizyonlarda, programlarda. Öyle kahvelerin üstüne altın dökmekle enerji toplanmıyor her zaman. Bir de şey var ya, yani bu tabii iyice konular artık dışına çıktık ama para bazen bazı insanların üstünde durmuyor. Yani öyle garip enteresan bir şey yani. Hani Allah dağına göre kar versin diyorlar ya, gerçekten öyle. Yani bazen para olmuyor, adamın üstünde durmuyor yani, ya da kadının üstünde durmuyor. Bir şekilde sırıtıyor. Hani mesela benim kardeşimin bir sözü vardı, ben şimdi daha iyi anlıyorum o sözü. Abi para yemek de bir sanattır diye. Yani bu işin sanatçısı olman lazım diye. Gerçekten öyle. Parayı yemek de bir sanat yani. Yani parayı harcamakla görgüsüz olmak arasında çok küçük bir çizgi var.
Ve o sınırı geçtiğin zaman bir anda zenginlikten görgüsüzlüğe gidiyorsun ve antipatik oluyorsun. Normalde biliyorsunuz hani para harcayan insanlar bizim ülkemizde sevilir. Zengin olan insanlar bizim ülkemizde sevinir. O mal varlığının gücü, işte geldiği yerler, sıfırdan başladım ben buralara geldim, şunları yaptım. Normalde bunlar sevinir, çok sevilir. Hatta takipçileri olsun, ondan sonra yakın çevreli olsun, televizyon programları olsun. Biz bunların hepsini bir başarı hikayesi olarak dinleriz her yerde. Bu başarı hikayenizde tutarlılık yoksa ve bir yerde o para kazanma şeklinizin içine kolay para kazanma girdiyse ve o parayı harcama şeklinizde gerçekten zengin insanlar gibi değilse, bir anda o zenginlik sizi o sevecenlikten böyle mutluluktan antipatikleştirmeye doğru bir sürece girersiniz ve burada yokuş aşağı gidersiniz. Bunu tutabilmek mümkün bile değildir. Yani şimdi biz kendi halimizde butik bir kanalız. Ben işte kanalı takip eden arkadaşlarla genel olarak çoğuyla böyle bir sohbet muhabbet halindeyim. Bugün bindiğimiz motor bu ve ben size hani kendi hayallerimi, hedeflerimi anlattım. Ben yarın Goldwing alsam birçoğunuz şunu der. Ya bu hani rüzgar yapıyordu bize. Öyle diyordu, böyle diyordu. Yok işte küçük hedefler koyalım, adım adım gidelim bilmem ne falan filan. Ne oldu? Konu iki yere gidiyor. Ya bu bedava bir yerden para kazanıyor. Ya da işte bunun zaten parası vardı. Bize rüzgar yaptı. Ya da bir yerden birini dolandırdı. Öyle bir şey oldu. Ya yapılan hiçbir ticarette, yapılan hiçbir harekette ciddi bir üretim tesisi kurmadan, ciddi bir emek harcanmadan öyle bu öndeki Porsche bir anda alınmıyor yani pat diye. Hani bu Porsche'un olur. İşte bir sene sonra atıyorum 2 model, 3 model üstüne çıkarsın. Eyvallah ben bunu anlarım ama bu sene bu arabayı alıp da seneye bunun 5 katı, 6 katı, 4 tane araba alma şansın maalesef hiçbir ticarette yok ya da ben bilmiyorum. Ya yani görmedim de daha şimdiye kadar. Ha, kumar oynuyorsundur, farklı bir durumun vardır. Eyvallah ama dolandırma dışında genelde bu tarz işlere kolay kolay girilmiyor benim gördüğüm ya da bu işin ticaretini yapmıyorsan. Yani araba alıp satmıyorsan. Gerçi biliyorsunuz son 3 yıldır, 4 yıldır ülkedeki tamamen herkes galerici oldu. Herkes ticaretini yapmaya başladı bir şekilde. Ondan sonra da neymiş efendim? Araba bulamıyoruz. Araba yok. Öyle böyle. Bayiler şimdi beni cayır cayır arıyorlar abi. Her gün arıyorlar beni bayiler. Gelin şöyle yapalım, gelin böyle yapalım, öyle yapalım. Sonuç? Yani biz 2-3 hafta önce Ford bayisine gittiğimizde bir tane kuryeri alacaktık. Adam bize 750, 780, yok 775 bin TL fiyat çekti. Aynı arabanın, bakın birebir aynı arabanın ikinci eli ve sıfır kilometresi. Yani fırsatçı bir alan arkadaşımız satıyor 690 bin TL'ye. 690 bin TL'ye satıyor. Bayide 775 bin lira. Aynı araba ikinci el sıfır kilometresi 690 bin TL. Ha ben ikisinden de almadım. Almayacağım da şimdilik. Bu şekilde idare edeceğim yani biraz. Ama bu olacak işler değil bunlar yani. Ha, tamam biz 1-2 sene bu rüzgara kapıldık, herkes bunu yedi. Ama artık daha bunu kimse yemez. Sanmıyorum yiyeceğini. Şimdi ne oldu? Hani bütün galericiler ne oluyormuş? Kanı alıyormuş. Ya alacak abi. Tamam ben bunların özelinde çile çeksinler, mahvolsunlar demiyorum. Ama bunu da hak ettik yani. Hak ettiler de onlar da yani. Biz çok araba ihtiyacımız olduğunda, gerçekten araba ihtiyacımız olduğunda biz çok beklediğimizi biliyorum ben. Bir türlü alamadık. Bir türlü arabayı bulamadık. Polis abi. Ne oldu şimdi? Her yer araba oldu. İnanılır gibi değil. O sarı sitede nereye baksanız araba. Satan var mı? Yok. Bakın size gerçek bir muhabbet anlatayım. Bir ay önce babamla birlikte bu Ford Courier'lara bakarken bunların Titanium Plus diye bir paketi var. En full paketiymiş o. Bir bayide onu bulduk. Galeride, pardon. Galeriye gittik. Tek fiyat istiyor adam. 750 bin TL. Ve mafyatik insanlar. Zaten içeride 5 dakikadan fazla durursanız can sağlığınız tehlikeye giriyor. Can güvenliğiniz. Can sağlığı açısından da şöyle. İçeride muhteşem bir nargile sigara kokusu var. Bellerde silahlar. Bu abiler sözde işte aynı zamanda da pastane mastane işleri yapıyorlarmış. Neyse orası önemli değil.
750 bin TL. Araba da hoşumuza gitti aslında. Almayı düşünürdük ama biz de hani ne bileyim bir 3-5 kuruş aşağı olsa işimize gelir diye düşünüyorduk. Abi dedik bu araba ne olur en son? Olacağı bu dedi. Daha fazla bir şey olmaz. Dedim bak bizde 725 bin lira para var. Hani daha fazlasını da vermek istemiyoruz. Hani yardımcı olabileceğim bir şey olursa kendimizi zorlayalım biraz. Ki makul bir teklifti bence. Yani 750 binlik arabaya 650 teklif etmedik sonuçta. Kardeşim dedi sen paran kadar araba bak dedi. Resmen bizi itin götüne soktu yolladı oradan. Eyvallah tamam. Biz ne yaptık akabinde? Arabayı favoriye attık. Bekledik bekledik bekledik. Bugün sabah o arkadaş arabanın fiyatını 725 bin TL'ye düşürdü. Yani bizim teklif ettiğimiz hatta istese üstüne biraz daha para vereceğimiz arabanın fiyatını 725 bin liraya düşürdü. Bu arkadaşın şu an ettiği zarar 25 bin TL değil. Ticarete böyle bakarsanız kaybedersiniz zaten. Bu arkadaş biz oraya gittiğimizde dolar kuru 27.80'lerdeydi ve 725 bin TL teklif etmiştik. Kabul etmedi. O gün alacağı dolar bilmiyorum şu an kafamdan hesaplayamam kaç para. Ama bugün hem o arabayı 725 bin TL'ye satmak istiyor ki satamayacak. 700'e satar belki. 700'e sattığında da dolar almaya kalksa alacağı dolar 28.4'ten alacak. Hatta kur farkıyla 28.5 diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Hani abi siz ticaret biliyordunuz. Ticaret yapıyordunuz. Konjektürün değişi o zaman da belliydi. Biz salak değildik yani. Benim araba ihtiyacım olduğu için ben o an oraya gitmiştim zaten. Hani giden herkes de o sebeple gidiyor bu ara. Hani arabayı bir değiştirelim ya kafasıyla giden kimse yok zaten. İnsanlar genelde şu anda ihtiyaçlarına yönelik hareket ediyorlar. Ekonomi eskisi gibi olmadığı için. Neyse bu abimiz orada bir şeytanlık yaptı. Sonuç ne oldu? Külliyen zarar. Bu da bir benim gördüğüm bir örnek bu. Aynı galeride yan taraflarındaki başka dükkanlarda da benzer hikayeler yaşadık da konuyu çok uzatmayacağım. Yani bunlar rüzgar işler. Bunları geçtiniz. Artık bunlar eskide kaldı. Yani mesela ben psikologum şimdi. Benim bir danışanlarıma verdiğim bir seans ücreti var. Ve bu ücret standart bir ücret. Ve ben bu ücrete başladığım bir danışana mesela atıyorum. 4 seans, 5 seans gelen bir danışana 6. seansta gidip abi atıyorum seninkisi 5 liraydı şimdi 10 lira oldu 7 lira oldu diyemem. Bu etik değil yani. Tamam eğer ki seanslarımız çok uzunsa bir yılı aşkınsa hatta 6-7 ayı 6. 7. aydan sonra belki bir fiyat güncellemesi çok düşük kaldıysa yapabilirsin bunu anlarım. Giderlerin artıyordur eyvallah. Ama bu yapılan ahlaki değil. Ve ahlaksız insanların da yolun sonunda böyle olması açıkçası beni çok mutlu ediyor. Yani bu ilahi adalet mi dersiniz artık? İşte eden bulur mu dersiniz? Ne derseniz deyin. Bu işin buraya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Şimdi Ocak ayında onlar yine zam yiyecekler. Elemanların hepsine zam yapmak zorunda kalacaklar. Ama o araba fiyatlarını yerinden oynatamayacaklar ya. İşte o zaman zevkten bayılacağız. Umarım öyle olur. Ya başına gelmeyen bilmiyor. Yaşamayan bilmiyor. Çaresiz kaldığınızda o Türkiye'de ve esnafla iletişim kurmaya gittiğiniz zaman gördüğünüz ve göreceğiniz muamelelerin %80'i bu. %20'lik kısmı olayın dışında bırakıyorum. Herkes böyle esnaf demiyorum. Yani biz pazarlık yapmayı da unutmuşuz artık ya yani esnaf olarak. Galeriler zaten pazarlık yapmıyor. Ve hani o kadar net konuşuyor ki adam sende. Ya kardeşim almayacaksan alma. Tamam eyvallah haklısın. Almayacaksan almam almam ben de. İdare edemeyeceksem acil arabaya mı ihtiyacım var? Var tamam. Taksiye bin abi o zaman. Tamam hiç sorun değil. Ben taksiye bineyim şimdilik ben idare edeyim ama yarın bir gün bana ihtiyacın olduğunda da ben gelmeyeceğim artık sana bir daha. Ben bir daha o dükkana hayatım boyunca girmem. Yani büyük konuşmayayım girmem yani. Ya o adama çünkü param geçsin istemem. O adam benim üzerimden ekmek yesin istemem yani. O adam gidip kimi dolandıracaksa onu dolandırsın. Ama ben istemiyorum paramın geçmesini. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah. Birinin başına bela olacak. Tövbe estağfurullah. Şimdi bu tabii ne trafiği? Büyük ihtimalle bu maç trafiği. Maça gelen arkadaşlar tahminimce arabaları buraya çakıp evet gitmenin derdinde. Onlara da saygı duyuyoruz tabii ki haklılar.
Yani biz Allah'tan motorla geldik. Biz şuraya bir yere çakarız abi. Hatta çaktık al işte. Evet, bu videoyu böyle kapatalım. Gidelim bakalım şu bilgisayar işine bir bakalım. Ne yapacağız, ne yapamayacağız görelim. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler diliyorum.